Merhaba, ben Tunç Yatıroğlu. Yatırım için cazip hisseler videoma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda kafamdaki senaryoyu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu senaryo üzerine buradaki cazip hisseleri değerlendirmeniz lazım. Senaryomuz şöyle. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var ve yerel seçimlerden sonra piyasada bir yükseliş olduğu görülmüştür. Yani genelde yerel seçim olsun, genel seçim olsun, seçim bittiği zaman zaten belirsizlik ortadan kalkmış olması nedeniyle bir yükselişler oluyor. Genel seçim öncesinde de ben bir yükseliş olabilir geleceğini söylemiştim. Ancak bu yükseliş belki sınırlı bir yükseliş olur. Yeni bir hikaye olmazsa diye söylemiştim. Yeni bir hikaye. Mehmet Şimşek gelmişti. Onun da geleceğine pek inanmıyorduk. Çünkü basın danışmanı bu konuda çok kesin konuşmuştu. Fakat gene de geldi. Şimdi burada yerel seçimden sonra bir yükseliş olmasını bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Peki sınırlı bir yükseliş mi olur yoksa daha güçlü bir yükseliş mi olur? Bir hikaye var mı burada? Şöyle var. Buradaki hikaye bir kere bu Mehmet Şimşek ve ekibinin yaptıkları yurt dışında iyi algılanıyor, en azından raporlarda falan oluyor. Dışarıdan buraya büyüklü bir para geliyor mu derseniz bir miktar bir para geldi ama borsayı yükseltmeye yarayan bir para değil. Dolayısıyla o böyle büyük fonların gelmesi, yatırım yapması falan gibi şeyler şu ana kadar görülmedi. Ama dışarıdaki raporlarda pozitif yazılıyor. Onlar da bekliyorlar. Mehmet Şimşek'in kendisinin demesi de yerel seçimi bekliyorlar şeklinde. Yani biraz görmek istiyorlar. Bakalım Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan enflasyonu düşürmekte başarılı olabiliyorlar mı? Para arzının artışını kontrol edebiliyorlar mı? Ve enflasyonu baz etkisi haricinde bir şekilde düşürebilecekler mi? Yani 38,5'tan devralmıştı Hafize Gaye Erkan. Bunun altına indirebilecek mi? Ama şu ana kadarki gidişat pozitif yabancıların nezdinde. Ben onların açısından bakmaya çalışıyorum olaya. Şimdi onlar biraz bekleyeceklerse ki beklediler ve de seçimlerden sonra yükseliş bekliyorsak o zaman bu yabancının seçimden önce gelmesini ben beklerim. Seçimden kaç gün önce gelmesini beklersin derseniz ona bir şey diyemem. Yani Mart ayında da olabilir, Şubat ayı da olabilir. Peki Ocak ayı olmaz mı? Ocak ayında da olabilmesi için bir şeyler olması gerekiyor. Bir kere artık yıl bitti. Zaten yılın son zamanlarında yeni pozisyon açmak istemez yabancı yatırımcı. Ocak ayında en erken pozisyon açar. O da ocağın ikinci yarısında falan pozisyon açar. Genelde Şubat'ı beklerler biraz böyle gidişatı görebilmek için. Çünkü yeni yıl bir takım zamlar gelecek, vergi zamları gelecek, şirketlerin durumu belli olacak, işte yeni asgari ücret belli oldu vesaire. Yani ona göre yeniden belki şirket değerlemeleri yapılacak. Ocak ayında olabilir. Ocak ayında Moody's'in yeniden değerlendirme takviminde yeri var Türkiye'nin. Orada da şunu söyleyeyim. Moody's o tarihte bir açıklama yapmayabilir. Pas geçebilir. Hiçbir şey söylemedi. Gece yarısına kadar bekledi. Analistler, gazeteciler vesaireler hiçbir şey olmadı. Cumartesi günü daha bir şey olmadı falan diye böyle şey yapılabilir. Ya da bir değerlendirme yapabilirler onlar. Alakasız bir zamanda da değerlendirme yapıp bizim değerlendirmemiz budur diyebilirler. Yani çok fazla bel bağlamamak lazım. Böyle şeyler ama Moody's'i de görelim, öyle bir yatırım yapalım deniyorsa en erken ocağın ikinci yarısı oluyor bu durumda. Ki ben Şubat'ın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durumda Ocak ayında belki biraz daha gerileme görebiliriz. Teknik olarak şimdi bir tepki yükselişi geleceğinden bahsediyordum ben bu hafta. İşte 2 gündür yükseliyor zaten. Ondan sonra ama bir daha fazla bir gerileme, bir düşüş. Ondan sonra dönüp bu videoyu izlersiniz. Bakın burada bunlar varmış. Ben de bunları alayım diyebilirsiniz. İşte teknik olarak artık bir dibe oturmuşuzdur veya yükseliş başlamıştır. Beni günlük takip edersiniz. Ben yükseliş başladı derim veya Twitter'dan abone olabilirsiniz. Orada daha sık grafik paylaşımlarım oluyor. Orada işte deriz şimdi artık başladı alınabilir vesaire gibi. Ama dönüp bu videodaki hisseleri incelersiniz. Şimdi bu videoda
bu listeleri neye göre hazırlıyoruz? Bir kere yabancı gelecek mi? Senaryomuz bu mu? Yabancı gelecek senaryosu. O zaman yabancı neye gelecek? Yabancı bir kere yabancı bankalara, holdinglere, büyük şirketlere daha ziyade hakkında sürekli olarak araştırma raporu yazılan hisselere gelecek. Bu hisselerin içerisinde de ucuz kalan analistlerin beğendiklerine bakıyoruz burada Equity Artı programını kullanarak. Onların içerisinde de ucuz kalanlara bakıyoruz. Yabancı da bu şekilde düşünüyor. Yani mesela bizim beğendiğimiz Coca-Cola fena gitmedi şimdi bu şekilde. Yabancı da böyle bakıyor olaya. Bankaları beğeniyoruz diyoruz. Coca-Cola'yı beğeniyoruz diyoruz. Bu kadar kötü piyasada bunlar iyi gitmiş olan hisseler. Diğerleri o kadar iyi gitmedi. Zaten piyasa kötü. Şimdi o yüzden yabancı bunlara gelecek. Şimdi biz de burada Equity Artı ile analiz tavsiyelerine bakıyoruz. Al tavsiyeleri %50 ve üzerinde olsun istiyoruz. Tavsiyeler al, sat, tut şeklinde oluyor. Artı ileri FD fıvayak oranına bakıyoruz. İlerin demek şu anda 2023-12 tahminlerine göre. 2023-12'ler daha açıklanmadı. O tahminlere göre olanlara bakıyoruz. 2024-12'ye göre de bakacağız ama bunun için önce bir 2023-12'ler açıklansın. Analistler bir değerlendirme yapsın. Enflasyon muhasebesi bu şirketleri nasıl etkileyecek? Bunu bir değerlendirsinler. Bugünden bunları söylemek için erken. Afaki olur, daha görmedik çünkü bilançoları, gelir tablolarını, 2023-12'leri. Onu o zaman değerlendireceğiz ama o zaman da zaten Mart ayı gelmiş olacak. O yüzden elimizdekinin en iyisi şu anda bu olmuş oluyor. Burada da iki tane listemiz var. Birincisinde ileri FD fıvayak oranına bakıyoruz. Mali şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bir kısım holding buna dahil değil. Onlar için ayrıca bakıyoruz. Şimdi şöyle, burada bu da listemiz ve burada da ben daha kısa tutmaya çalıştım bu sefer. Yani ileri FD fıvayakı onun altında tutmaya çalıştım burada. Göremeyebilirsiniz, sorun yok. Bizim kanalfinans.com sitesinde bu tablolar yayınlanıyor. Twitter'daki abonelerime de yayınlıyorum tablo olarak ve bu tabloların yayınlandığı sitenin de adresi aşağıda açıklamalarda bulunuyor. Ona tıklayıp gidiyorsunuz ve de oradan bu listeyi görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bakın ilk olarak Teknosa beğeniyoruz zaten. İleri FD fıvayak 1.55, DOAŞ o da güzel, analist alt tavsiyeleri %80 o da iyi, Anadolu Efes hep çıkıyor, 7 analistin 7'si de alın diyor %100. Ondan sonra Tüpraş var, Tüpraş fazla beğenilmiyor %50 sadece ama ucuz Tüpraş ve de büyük şirket, yani Tüpraş'a da yabancı gelebilir ama dediğim gibi seçenek oluyorsa yabancı biraz daha tavsiye edilen bir şeye gelir. Tüpraş o kadar beğenilmiyor %50. Turkcell ama %100 beğeniliyor. Turkcell'de de ileri FD fıvayak 4. Yani Turkcell mi olsun, Tüpraş mı olsun deseniz çok farklı şeyler belki ama Tüpraş yerine Turkcell tercih edebilir yabancı bu durumda. İleri FK olarak da Tüpraş ucuz ancak dediğim gibi Turkcell tercih edebilir. Emlak, konut, bunu piyasa değeri, defter değerine göre değerlendiriyoruz ama gene de bu haliyle bile ucuz bir hisse. Vestel beyaz eşya var. Emlak, konut gibi bu da piyasa değeri daha düşük bir hisse. Ve yabancı bunu pek tercih etmeyebilir piyasa değeri daha düşük olduğu için. Likidite daha yüksek bir şey arayabilir. Ama Vestel beyaz eşya da ucuz ve analistlerin beğendiği bir hisse. Şok market geliyor. Perakende de Şok Market benim en beğendiğim hisse. İleri FD fıvayak 4, ileri FK 9.45, yani onun altında 6 analistin 6'sı da Şok Market'i alın demiş. Tekrar hatırlatıyorum, borsanın şu anda bir tepki yükselişi içerisinde olduğunu ve sonradan tekrar düşeceğini söylüyorum. Yani düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu hisseler alınıp ya bekleyeceksiniz ya da biraz daha teknik analize göre bekleyip evet yükseliş başladı dediğimiz zaman dönüp bunlara bakacaksınız. Arada bu değerler ne olacak dersiniz, onları zamanında tekrar yayınlıyoruz. Belki Ocak 15'inde falan
Bir daha bir yayınlarım aboneler için. Şimdi Şok Market'i söylemiştim. Arkasından Kardemir D ile devam ediyoruz. Kardemir D de bakın büyüklerden bir tanesi. Ve büyüklerden değil, pardon, buradaki Kardemir D biraz daha küçük. Yani dolayısıyla belki Ereğli düşünülebilir diyeceğim. Ama FK'sı bakın kötü ama iyileşiyor. Kardemir var. Mavi. Mavi'yi de ben beğeniyorum. Şöyle. Mavi'yi de beğeniyorum. Mavi perakendeler içerisinde ayrı bir yeri var. Ucuz. Piyasa değeri piyasada analistlerin 5'i de beğenmiş. %100 al vermişler. Piyasa değeri olarak da fena değil Mavi. Yani burada yani Şok Market yerine Mavi tercih edilmez ama Mavi de olabilir ve bununla ilgili fiyatlamalar şu anda ucuz gösteriyor. Türk Hava Yolu her zaman beğeniriz. Her zaman ucuz kalmaya devam ediyor. %87,5 al tavsiyeleri gayet yüksek. Enerjisa var. Enerjisa da al tavsiyesi 50. Yani Tüpraş'ta ile Enerjisa ile belki Tüpraş'a bakılırsa Tüpraş tercih edilebilir. Enerjisa ucuz olmasına rağmen fazla beğenilmiyor. Pegasus mu Türk Hava Yolu mu dersek illaki Türk Hava Yolu, onu söyleyeyim. Migros ucuz. Şok Market'te ucuz. Migros'un piyasa değeri biraz daha fazla olduğu için belki yabancı yatırımcı Migros'u tercih edebilir. Ama al tavsiyesi Migros'ta %80, Şok Market'te %100. Yani çok iki arada kalırsanız Şok Market'e bakabilirsiniz. İkisini birden önermiyoruz. Tofaş geliyor otomotivden. Her zaman Tofaş'ı beğeniyoruz. Ford'u falan değil, Tofaş'ı öneriyoruz. Böyle. Sonra Kervan Gıda var ama küçük piyasa değeri olarak pek de tavsiye etmiyoruz. Analistlerin de %50'si al diyor burada. Arkasından Tekfen var. Tekfen Holding. Onu holding olarak değerlendireceğiz. Burada analistlerin 3'te 2'si al demiş. Fazla bir şey yok. Brisa ilginç olabilir. Brisa'da ama 2 analist var sadece. Dolayısıyla az bakılıyor olabilir. O zaman Şişe Cam. Her zaman beğeniriz. Şişe Cam ucuz da buluyoruz. Analistlerin 8 tanesinin 7'si alın diyor. Şişe Cam hem de büyük şirket, yabancının beğeneceği tip şirkettir. TAV Havalimanı var. Geçelim çünkü Türk Hava Yolu'nu beğeniyoruz dedik. Akçansa ilginç, o da olabilir. Akçansa'da çimentolardan alınabilir. 5 analistin 5'i de al diyor. Coca-Cola dediğim gibi gıda içecekte en beğendiğim ve de yani portföylerde bulunması gereken bir hisse kesinlikle. Coca-Cola da olmalı. Koç Holding var, onu ayrı değerlendireceğiz. Ford Otto da büyük ama biz Tofaş'ı tercih ettiğimiz için Ford önermiyoruz. Şimdi burada mali şirketlerden bahsetmedim. Mali şirketlerden bir tane banka alın diyordum ama iki tane alınabilir. Mali şirketlerden de şimdi bahsedeceğiz. Mali şirketlerde piyasa değeri defter değerine bakıyoruz ister istemez. Tabii ki gene önce analistlerin al tavsiyeleri var mı ona bakıyoruz ama piyasa değeri defter değerine bakıyoruz. İleri FK'ya da bakıyoruz. İleri FK dediğimiz zaman yani 2023-12 karına göre bugünkü piyasa değeriyle hesaplanan FK değerine bakıyoruz. Piyasa değeri defter değerinde İş GYO'nun çok ucuzladığını görüyoruz. İş GYO ile ilgili bir çok satışlar var bugünlerde ama şirket olarak iyi. Analistler al tavsiyesi veriyor. FK artık şu anki FK'sı bakın bir neredeyse ileri FK'da 1,5. Yani şirketin ileri FK diye bakacak olsak 1,5 yıllık karına eşit bir piyasa değeri var şu anda. Ucuzun da ucuzu ama çok satış yiyor vesaire. Oradaki o satışlar bitti, artık yükseliş başladı dediğimiz zaman çok iskontolu bir şey işgeyi o. Zamanında ben de çok bu işten işgeyi odan kazandığımı söylemeliyim. Çok spekülasyon da yapılıyor çünkü bu hissede. O zaman ucuzken almak, beklemek, spekülasyon oldu, çok çıktı. Buyurun karı cebinize koyun.
Yani spekülasyon olmadı. Zaten ucuz bir şey aldınız. Zaten diplerde aldınız. İş geliyor. Bu bakımdan iyi bir seçenek olabilir. Sonra finans kurumlarından Albaraka var. Çok fazla önerilmiyor. Üç analistin ikisi tarafından önerilmiş ama piyasa değeri birin altında Albaraka. Gene gayrimenkul yatırım ortaklarından Torunlar var. O da iş geliyor gibi gayet ucuz. Üstelik ileri FK'sı 1. Yani bir senelik karına eşit şirketin piyasa değeri neredeyse. Sabancı Holding defter değerinin altında muhakkak portföylerde bir holding olacaksa, bir holding olacaksa o Sabancı olmalı. Türk Hava Yolu da defter değerinin altında, onu da söylemiştik. TSKB de defter değerinin altında fakat ben TSKB tavsiye etmem. Neden tavsiye etmezsiniz derseniz, çünkü TSKB piyasa değeri düşük ve piyasada çok oynak. Yani bu TSKB ile oynuyorlar piyasada diyebilirim. Bir iniyor, bir çıkıyor. Volatilite çok yüksek olabiliyor. Halbuki yabancı da zaten alacaksa daha büyük bankayı tercih eder. Yabancının TSKB'yi tercih edebilmesi için büyük bankaların zaten çok çıkmış olması, TSKB'nin de onlara göre daha iskontolu kalmış olması gerekiyor. Şu anda TSKB daha iskontolu ama çok yüksek bir iskonto yok Akbank'a göre mesela. Onu da söyleyeyim. Akbank beğendiğimiz bankadır. Akbank beğeniriz. Bakın %72 al tavsiyesi var. Beğendiğimiz şey Akbank'tır. Akbank'la birlikte beğendiğimiz ikinci şey de Yapı Kredi'dir. Bu ikisi çok ucuz hakikaten defter değerinde artık. İş Bankası da var. Fakat İş Bankası bakın beğenilen şey %54,5 al tavsiyesi. Yani İş Bankası'nın yerine Akbank, Yapı Kredi olması daha iyi. Garanti Bankası da aynı şekilde 53,85. Garanti Bankası'nda analistler daha az beğeniyorlar. Burada Yapı Kredi ve Akbank'a göre. Ondan sonra şurada TAV Havalimanı'nı geçiyoruz. Onu da demin söylemiştik. Tekfen bu da holdinglerden. Defter değerinin birazcık üzerinde. Tekfen de düşünülebilir. Enka İnşaat da buraya gelmiş. Defter değerinin birazcık üzerinde. FK'sı yüksek olduğunu görüyorsunuz. Emlak Konut da burada var. Bu da FK'sı 1'in biraz üzerinde kalıyor. Yani bu şekilde. Şimdi burada birçok belki büyük şirketi görmediniz. İşte Koç Holding'i falan belki görmediniz. Belki başka hakkında analistlerin rapor yazdığı şirketleri görmediniz. Ben burada onlar kötüdür demiyorum ama ben hatta ucuzun da ucuzu olsun diye bir çalışma yapayım dedim. Çünkü o yabancı geldiği zaman o da bakacak bunlara ve bu ucuzların ben daha kazandırabileceğini düşünüyorum. Şimdi o zaman siz ne yapmalısınız? Bir kere bu mali listelerden iki tane banka olsun dediğimiz zaman zaten Yapı Kredi Akbank oluyor. İşGYO'yu da söyledik. Diğer bahsettiğim şirketlerden 7 tane falan seçmeniz farklı sektörlerden ve onlara da yatırım yapmanız yani en az 7 bu arada tabii ki. Yani riski dağıtmanız açısından önemli. Çünkü bir şey oluyor mesela iş geliyor, çok beğeniyoruz vesaire diyoruz. İşte taban taban gidiyor. Böyle şeyler olabiliyor yani. Bir hesapta olmayan bir şey neden oldu diyorsunuz. Ya Türk Hava Yolu çok iyi diyoruz. Sonra Türk Hava Yolu'na çok satışlar gelebiliyor. O yüzden riski dağıtın demek istiyorum. Ve burada da mesela bir tane Akbank işte zaten yetmiyor mu? Yani hepsi birlikte hareket etmiyor mu? Akbank üzerinde bir şey olabilir. İşte ise bir tane de Yapı Kredi olsun elinizde diyorum. Yani riski dağıtmak şey güzel. Çünkü zaten bütün bu tip hisselere bir yabancı alımı geldiği zaman illa ki bir şeylerden kazanacak. Yani Garanti Bankası işte bu kadar ucuz değil vesaire dedik. O da çıkacaktır. O da kazandıracaktır ama hisse 3-5 hisse alıp da hisse özelinde böyle bir sıkıntı nedeniyle getiriniz düşmesin. Bu ralliden iyi bir şekilde faydalanın diye riski dağıtmanızı söylüyorum. Ve herkese bol kazançlar, iyi seneler diliyorum.